Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu kavanozu çok güzel bir çay kavanozu haline dönüştüreceğim. Bunun için önce güzel bir şekilde yıkayıp temizledim, kuruladım. Üzerine border motif hazırlayacağım. Silikon kalıbımdan beğendiğim bu borderi seçtim. Önce silikon kalıbımı hafif yağladım ve sonra soğuk porselen hamurumu yerleştirip bordürümü çıkardım. Soğuk porselen hamurunun yapımı kanalımda bulunmakta. Mutlaka siz de uygulayın. Yapımı çok zor değil. Elinizin altında bulunsun. Çok güzel çalışmalar oluyor. Bordürümü daha sonra çiçek tutkalıyla kavanozumun üst tarafına yapıştırdım. Orada videoda bir bozukluk oldu. Tam yapıştırma anını size gösteremedim. Ancak bu şekilde bu motifi yaptığım gibi arkasına çiçek tutkalı sürerek veya ben border uzun olduğu için ben kavanozun üzerine sürdüm tutkalı ve yapıştırdım. Küçük motifleri de silikon kalıbımın üst tarafındaki kısımdan çıkartıp dört yüzeyine de tutkalla yapıştırdım. Köşelere de yine aynı silikon kalıbındaki bu motifi çıkarttım. Dört köşenin, pardon, kenarın üzerine yapıştırdım. Taban kısmına yakın olacak şekilde. Yapışma işim bittikten sonra bir gün bekledim ve daha sonra kemik rengine multi surface hibrit boyayla ilk katını boyadım. 3 kat boyamanız faydalı bu çalışmalarda. Çünkü elimizin altında bunu sürekli kullanacağız. Sonrasında kapağa bir bombe yapmak istedim. Yani biraz yükselti yapmak istedim. Bunun için de çay bardağı altını kullandım. Çay fincanı. Bunu soğuk porselen hamurumla yapıştırdım yine. Çiçek tutkalını sürdüm. Porselen hamurunu yerleştirdim kenarlara. Sonra üzerine de tutkal sürüp kapağın üzerine yerleştirdim. Böyle daha sağlam oluyor Japon tutkalına göre. Ben sonrasında beklettim ve hiçbir şekilde bir çıkma gibi bir sorun yaşamıyorsunuz. En üst tarafa porselen hamurundan bu şekilde bir kuş tasarımı yaptım. Baş kısmını oluşturdum. Gövdesini yumurta şeklinde yapıp şekil verdim. Kanatlarını makasla bu şekilde kestim. Kuyruk kısmını oluşturdum. Sivrilttim elimle. Gaga kısmını da ve kapağın üzerine yine çiçek tutkalıyla yapıştırdım. Çok zor değil bu kuş yapımı. Siz de birkaç denemeden sonra yapıp yerleştirebilirsiniz kapaklarınıza. Çok güzel görünüyor. İkinci katı ben kavanozun süngerle pat patlayarak boyuyorum. Fırça izi çıkmasın diye. Üçüncü katı da aynı şekilde süngerle yaptım. Kapağın üzerine, kenar kısmına, yani fincanla kapağın yapıştığı noktaya jüt ipi 3 kat yapıp yine çiçek tutkalıyla yapıştırdım. Bakın genelde ben hep aynı malzemeleri kullanıyorum. Pardon. Malzemede çok çeşitliliğe gitmiyorum genelde. Çiçek tutkalını sürdüm. Jüt ipimi hafif kıvırarak yapıştırdım ve üzerine tekrar çiçek tutkalı uyguladım. Böylelikle iyi bir şekilde kenara yapışmış oldu jüt ipim. Renk daha sonra tutkal şeffaflaşıyor ve jüt ipin kendi rengi, dokusu ortaya çıkıyor. İpi bağladım ve sonrasında fiyonk yaptım. Bağladıktan sonra da tutkal uygulayın. Çözün, açılmasın. Sağlam bir yapı oluşsun. Fiyongu yaptım. Onu da çiçek tutkalıyla üzerini kapladım.
uçlarındaki fazlalıkları kestim. Dediğim gibi yaptığım bu fiyonguda çiçek tutkalı sürdüm. Hem sertleşiyor hem ipliklenmenin önüne geçmiş oluyoruz. Sağlam bir yapı elde etmiş oluyoruz. Kuşa daha sonra jütipten yuva yaptım. Aynı şekilde tutkalımı sürerek alt zemine sürüyorum. Jütipi doluyorum. Jütipin üzerinden tekrardan çiçek tutkalı sürüyorum. Bu şekilde gayet sağlam oldu. Kuruduktan sonra siz de eğer uygularsanız göreceksiniz. Çok sağlam oluyor. Bu arada videomu beğenerek kanalıma abone olursanız kanalımı desteklemiş olursunuz. Bildirimleri de açarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi çikolata rengimle çok hafif yelpaze fırçayla dokunuşlar yapıyorum. Ben burada hafif eskitme düşündüm. Yani bu açık rengi çok fazla kapatmak istemedim. Bordür motifime ve ortaya yapıştırdığım motifin üzerine dokunuşlar yaptım. Köşedeki motifimi eskitmedim. Kapağı da çok hafif fırçamla dokunuşlar yaptım. Bunu yapmayabilirsiniz. Tamamen kemik rengi olarak da bırakabilirsiniz. Son olarak da 2-3 gün geçtikten sonra verniğimi uyguladım. Vernik çalışmasını bir hafta sonra da uygulasanız daha iyi olur. Ben video çekeceğim için biraz acele ediyorum. Bu şekilde beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.